Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Binance'te launch pool yapan Pixel oyununa bakacağız. Çünkü burada hala fırsatlar devam ediyor. Ve başlangıçta günde 3-5 dolar ilerleyen dönemlerde karakterinizi geliştirdiğiniz zaman ise günde 5-10 dolar kazanabileceğiniz fırsatlardan bahsediyorum. Arkadaşlar bugün Pixel nedir? Oyuna nasıl bağlanılır? Pixel'in NFT'leri nelerdir? Pixel'e kimler yatırım yapmış? Ve Binance Launchpool'da nasıl kazanabiliriz? Bunlara bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatlarıyla ilgili İçerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar Pixel, Binance'teki Launchpool'la beraber iyice her tarafta duyurulan oyun. Açıkçası bizim listemizde vardı fakat Airdrop sıralamamızda paylaşamadık çünkü bir yoğunluk var, çok fazla fırsat var. Ama Pixel gerçekten güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun ve oynarken para kazanabiliyorsunuz. Üstüne üstlük oynamak ücretsiz. Açıkçası Play to Earn oyunlarında genelde başlangıç ücretli oluyor. Fakat Pixel'de arkadaşlar ücretsiz. Şimdi arkadaşlar en baştan başlıyoruz. Ben oyun linkini video açıklamasına bırakacağım. O linkten girebilirsiniz. Klon sitelere girmeyin. Play.pixels.xyz Şimdi Ronin ile bağlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Connect with Ronin diyorsunuz ve Ronin Wallet Extension'ı seçiyoruz. Bilgisayarımda bu yok. Bakın please install Ronin diyor. Buna tıklıyorum. Chrome'a Ronin'in eklentisini ekleyeceğim. Bunun linkini de yine video açıklamasına bırakacağım. Ekleye bastım ve Chrome'a ekle diyorum. Bu aynı Metamask'e benzeyen bir cüzdan arkadaşlar. Şimdi cüzdanda kurulum yapmam gerekiyor. Get started dedim ve üsttekine tıklıyorum. İzin verdim arkadaşlar ve yeni bir phrase oluşturacağım. Buraya tarayıcı şifrenizi yazın arkadaşlar. Bu sizin cüzdanınızı kurtarmanız için gereken şifre değil. Sadece tarayıcı şifreniz. Ve yeni cüzdanımı oluşturdum. Şimdi burası benim 12 tane anahtar kelimem. Bakın bu kelimeler çok önemli. Bu kelimeler cüzdanınızı kurtarmanız için gereken kelimeler. 2. dördüncü, 8. ve 10. kelimeyi benden baştan istiyor ki cüzdanı güzel kurup kurmadım merak ediyor. Arkadaşlar tıkladım. Bu kelimeleri girdim ve cüzdanımı şu an kurdum. Bakın cüzdanım şu an kurulu arkadaşlar. Burada herhangi bir paraya da ihtiyacım yok bu oyunu oynayabilmek için. Tekrar geldim. Reload dedim tekrar kuruyorum ve şu an cüzdanımdan onay istiyor. Onay verdim ve bağlandım. Create new account diyorum ve arkadaşlar imzamı attım. Oyuna girerken bir isim seç diyor. Monte Crypto Kontu. Şimdi oyunu zaten adım adım öğretiyor ama İngilizceniz olmayabilir. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğiniz zaman tek tek anlatıyor. Bu bizim barney WASD bu benim karakterim. Karakteri biz seçmiyoruz arkadaşlar. Random bir karakter atıyor. Barney'e geleceğim. Böyle ileri basacağım arkadaşlar. Bakın burada bir tohumum var. Bunu ekeceğim. Şimdi suya ihtiyacım var. Tekrar barneye geliyorum. Burayı ileri yapıyorsunuz. Benimse tavsiyem ilk oynarken bunların hepsini okuyun. Ben şimdi videoda hızlı hızlı aktarmam gerekiyor. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi geleceğim bunu sulayacağım. Tekrar geldim. Şimdi bana gübre verecek arkadaşlar. Şimdi gübremi aldım buraya döktüm ki hemen çıksın diye ve bakın hazır oldu şu an. Tekrar barneye geldim tıklıyorum. Bildiğin mouse'un sol tuşu. Bakın bana kesme bıçağı verdi ve kestim. Bu sol üstteki benim enerjim arkadaşlar. Enerji çok önemli bir kavram. Arkadaşlar buraları hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar meyveye tıklayıp yiyeceğim. Bakın meyveyi yedim görevimi tamamlamak için. Tekrar tıkladım, ilerliyorum ve görevim tamamlandı. Bana 6 tane haşhaş doğumu verdi. Şimdi asıl oyun oynayacağım alana geçeceğim. Yine ileriye tıkladım, buradan dışarı çıktım. Şimdi burası benim oyun merkezim. Oyun merkezi çok önemli. Bakın şu sol üstteki harita görümüne tıkladığım zaman yukarıdan görebiliyorum. Şimdi bir oradan bir oraya gideceğiz. Bir sürü görev yapacağız. Sağ üstte bir task var arkadaşlar. Bakın quest'ime tıklıyorum diyor ki Ranger Dale'i ziyaret et diyor. Zaten Ranger Dale burada arkadaşlar. Bakın bu adama geliyorum. Tarımdan bahsediyor. Senin için tarım alanların var diyor. Bunlar Türkçe çevirip okuyabilirsiniz. Ben şimdi biraz oyunu hızlı geçireceğim. Şimdi arkadaşlar buradan çıkacağım. Bakın görevim zaten burada da yazıyor. Şöyle Türkçe çevirelim. Bakın görevim Bux'un bolluğu diye bir dükkan var az ileride. Zaten 3-5 gezince öğreneceksiniz ve bunların her biri oyuncu arkadaşlar. 1 milyona yakın oyuncu kullanıyor. Çok ciddi kalabalık. Bu da zaten oyunun potansiyelini gösteriyor. Bakın burası da arkadaşlar Bux Galore girdim. Şimdi buradaki ablayla konuşacağız arkadaşlar. Hazel ablayla. Bak görüyorsunuz insanlar buradan mal alıyor ve mal satıyor. Ürünlerimizi biz buradan satacağız arkadaşlar. Hazel'e geliyorum. Ve şu an görevimi başlatmak için kendisiyle görüşüyorum. Şimdi arkadaşlar baltaya ihtiyacım var. Dışarı çıkacağım. Zaten diyor ki mesela... Köyün diyor güneyinde bir kulübeye gideceksin diyor. Haritada biliyorsunuz aynı bildiğiniz gibi aşağı taraf güney. O yüzden aşağı ineceğim veya bu haritayı zoomlayacağım. Haritaları kaydedebiliyoruz bunu da anlatacağım. Ve şunu da söyleyeyim yolda gezerken bazen para buluyorsunuz o da önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden etrafınızda altın altın görürseniz üzerinden geçip o parayı toplamış olun. Şimdi arkadaşlar cillin oraya geldim. Cille bir konuşalım bana bir balta versin. Balta olmadan odunları kesemem. Şimdi baltamı verdi. Baltayı alıyorum arkadaşlar bunu kesiyorum. Bakın bunu kestim. Bunu da keseceğim. Şimdi bu odunlarla da gidip başka bir şey yapacağım. Bana bir tane de enerji içeceği verdi. Önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar gidip çubuk ve kalas yapacağım. Şurada bir marangoz gibi bir şey var. Tabii ki oyunun tamamını oynayamam bir video içinde. Belli başlı kısımları göstereceğim size. Şimdi ormancılık ve marangozluk ağaçları yeteneklerimi geliştiriyorum. Az sonra ağaççılık ve farm yeteneğini de göstermeye çalışacağım. Bunlarda hep level atlamamız gerekiyor. Şimdi burada Sten'le tekrar konuşuyorum arkadaşlar. Bana çeşitli görevler verecek. 8 tane çubuk yapacağım ve onları bir Taburaya çevireceğim buraya geldim adamla konuştum arkadaşlar şimdi 8 tane çubuk yapıyorum Tabi araları hızlı hızlı kesiyoruz Görevler yaptıkça arkadaşlar levelimiz de artacak tabii ki Bakın arkadaşlar wooden stool açıldı artık wooden stool yapacağım bir tane bu 30 saniye sürüyor A few moments later. Bunu topluyorum arkadaşlar. Bakın taburemi aldım. Tekrar bu oduncu ile konuşuyorum. Bana yetenek verecek muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bu tabureyi Old Man Gurney diye bir adam var ona götüreceğim. Az önce parkın yanındaydı. Zaten orada ipuçlarını veriyor. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman görebilirsiniz. Bak ihtiyarın yanına geldim. Çünkü ayakta kalmış ihtiyar. Oturması lazım. Geliyorum buna da konuşuyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar Stan'ın yanına geri döneceğim. ve görevimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın 20 tane coin verdi bana ve ahşap işlerinde seviye 1'e çıktım. Şimdi Karen'in yanında yemek yapacağım arkadaşlar. Biraz kurcalayınca herkesin yerini çok rahat buluyorsunuz. Panik yapacağınız bir şey yok. Zaten ben başlangıçta hepsini size göstermeye çalışıyorum. Karen'in evine geldim, içeri giriyorum. Şimdi buna tıklıyorum arkadaşlar. Pişireceğim şu an. Yumurtam yok. Bir Karen'la konuşalım. Bana biraz yumurta versin önce. Karen'in yanına geldim. Konuştum bana görev veriyor çünkü. Bak yumurta verdi, mix verdi, bir sürü bir şeyler verdi. Yumurta vermemiş arkadaşlar. Alttaki şey yapacağım, pi yapacağım. Şimdi şu aşağıda benim Elimdekiler var. Taba basarak bu menüyü değiştirebiliyorum. Bana bir tane enerji içeceği verdi. Enerjim bitince sol üstteki bunu kullanacağım. Çok önemli bir konu bu. Arkadaşlar pi hazır. Tekrar Karen yanına döneceğiz. Sal sal. İki tane de yumurta verdi. Ve buradaki görevler tamamlandı arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki görevlerimi tamamladım. Kendimi skilllerimi geliştirmem gerekiyor. Tarım konusunda bana az sonra yeni görevler verecek. Tabi bütün bu videoyu oyunla geçiremem. Çünkü çok uzun bir oyun. Her gün birkaç saat oynamanız gereken bir oyun. Şu yukarı tarafta mesela farm kısmı var. Ufacık bir oradan da bahsedelim. Çünkü tarım kısmı çok önemli. Burası bir karnaval alanı. Bakın gelip buradan ücretsiz şeker tohumu alabiliyorsunuz. Diğer taraftan da arkadaşlar pumpkin tohumu alıyorsunuz. Bu da görevli. Şeker tohumlarını ekilmek için level 1 olmak gerekiyor. O da aşağıdaki az önceki bolluk dükkanına gidip oradan tohumlar alıp ekip tarım seviyenizi geliştirebiliyorsunuz. Şimdi oyunda arkadaşlar görevler çok fazla dediğim gibi. Şimdi o bolluk dükkanına da geleceğim. Para kazanma yöntemlerinden sadece biri olan tohumları ekiyoruz yetiştiriyoruz, sonra onları satıyoruz. Ondan bahsedeceğim. Sonra artık biraz pikseli konuşacağız, biraz launch pool'u konuşacağız. Çünkü oyun çok geniş arkadaşlar. Bolluk dükkanına tekrar geldim. Şimdi şu tezgah arkadaşlar. Bu tezgaha geldim. Bakın buradan bir şeyler alabiliyorsunuz veya satabiliyorsunuz. Elimdeki şeyleri burada yetiştirdiğim şeyleri satabiliyorum. Burada da alabiliyorum arkadaşlar. Mesela burada property tohumlar alacağım. Maksimum 30 tane diyor. 30 tane aldım. Dükkandan çıkıyorum. İster az önce gösterdiğim farm yerine gidin, isterseniz direkt Hızlı bir şekilde farma ışınlanabiliyoruz şimdi onu göstereceğim size bakın şurada top farms var oraya gidelim top farms'a tıklıyorum seviye 1'e tıkladım oraya gidiyorum şimdi buralara hızlıca gitmeniz gereken kısa yollar var mesela şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bookmark'a ekle diyorsunuz sonra geliyor arkadaşlar bakın burada land'ler ve bookmarks var mesela artık buraya go dediğim zaman direkt buraya ulaşabiliyorum kısa yol ekledim yani. Bura benim tarım arazim. Şimdi arkadaşlar geleceğim bunların hepsini ekeceğim 30 tane. Tabi ekerken şunu da unutmayın enerjilerimiz azalıyor ve benim günlük enerji limitlerim var. Arkadaşlar bir plan airdrop duyurdu bir daha yapabilir. O yüzden hani burada oynarken hiçbir şey yoksa bile o airdroptan bile ilerleyen periyotlarda faydalanabiliriz. Şimdi bunu yaptık şimdi gelip sulayacağız arkadaşlar. Tabi bütün tohumlarınızı ekeyim ben şu an size hızlıca göstermeye çalıştım. Bakın 40 saniyesi kaldı. Bunlar 1 dakikada yetişiyor. Kabaklar 3 saatte yetişiyor. Şekerler 4 saatte. Hepsinin böyle farklı periyodu var arkadaşlar. Yetiştikten sonra da makasla bunları toplayacağım. Bu arkadaş sulamayı unutmuşum olsun. Şimdi arkadaşlar süre doldu. Bunları kesiyorum. Şimdi tekrar merkezi dönüyorum. Şuraya tıkladım arkadaşlar bakın. Terra köyüne gidiyorum. Ana köye gidiyorum şu an ve buradan gelip satacağım onları ve altın kazanacağım. Coin kazanacağım. Tekrar geldim. Tıklıyorum. Bakın bu sefer orders'a geldim ve bunları satıyorum arkadaşlar. Bunları satıyorum, satıyorum ve bakın şu an 120 oldu. Yani sadece 30 altın harcadım ve 120 altın kazandım. Tabi seviye ilerledikçe çok daha kaliteli ve pahalı ürünler yapabiliyorsunuz veya bir sürü çeşitli görev var arkadaşlar. Gelin artık biraz da oyunuza bakalım. Tabi bir sürü NFT'si var arkadaşlar. Kendinize ait çiftlik alanları satın alabiliyorsunuz veya satabiliyorsunuz. Her şeyden önce ben Discord'una katılmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin beraber Discord'a nasıl katılacağız? Kuralları okudum dedim. Discord linkini aşağıda bakıyorum. Verify kısmına tıkladım. Buradan verify'a tıkladım. Arkadaşlar buraya 311 burada gördüğüm şey yazıyorum şu an. Şimdi Verify 2'yi açalım ve artık açıldı. Hemen bir sohbet kısmına geliyorum. Hi guys yazdım. Selam millet yazdım ki artık burada bir kaydım bulunsun. Yarın bir gün belki de Discord görevlerinden de faydalanabiliriz. Bütün projelerde ilk girdiğim zaman hemen Discord'una giriyorum ve arkadaşlar bir selam yazıyorum. Bence bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar projenin yatırımcılarına bakalım. Hani Moka, Brands önemli bir yatırımcısı, PKO ve OpenSea gibi çok büyük yatırımcıları var projenin. Tabii daha böyle hayvan yetiştirmek var, mahsulleri toplamak var, yemekler yapmak var, fırında ürünler geliştiriyorsunuz, balona binip gökyüzüne çıkıyorsunuz. Böyle onlarca, yüzlerce görev var arkadaşlar. Bakın bunların her biri bir insan. Direkt cüzdan adresi görebiliyorsunuz. Bundan köyünü ziyaret edebiliyorsunuz. Trade atabiliyorsunuz. Birçok opsiyon var. Evcil hayvan kısmı bile var arkadaşlar. Pet oluyor burada. Evcil hayvanlar oluyor. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Yani içinde saatlerce oynarken sıkılmadığınız bir oyundan bahsediyorum size. Burada da işte görevleri tamamlayarak, coin kazanarak arkadaşlar, pixel ve dolayısıyla da para kazanabiliyorsunuz. Tabii bununla ilgili ileride daha detaylı videolar gelecek. Dediğim gibi bir videoya sığmıyor. Ben bu videoda ilk etapta size aslında biraz da oyunu tarif etmek istedim. Şimdi biraz da launch pool'a bakalım arkadaşlar. Binance üzerinde launch pool var. Eğer Binance üyeliğiniz yoksa video açıklamasında bir Binance üyelik linki bırakıyorum. Size %20 komisyon indirimi sağlıyor aynı zamanda. Şimdi burada FTUSD ve BNB olarak katılabiliyorsunuz. Daha önce de zaten bir video çektik. Binance Launchpool videosu. Burada kısaca değineceğim. Elimde BNB olduğu için arkadaşlar şu ana kadar 76 piksel kazandım. FTUSD ile de 18 piksel kazandım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan burada 800 gün boyunca kazanmaya devam edeceğim ve buradan tahminen 300-400 dolar gibi güzel bir para kazanmış olacağım. Bu Binance Launchpool'a da elinizde BNB veya dolar varsa katılmayı unutmayın. BNB tutmak bir avantajı var. Neden? Şu ana kadar 84 projeye katılmışız arkadaşlar. Binance Launchpool ve Launchpad'de ve bunlar değerli projeler. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. En hızlı gelişmeleri biz Twitter'da paylaşıyoruz. Aklınıza takılan şeyleri de yorum olarak sorabilirsiniz. Dediğim gibi para kazanmakla ilgili genel hatlarıyla anlattım ama direkt püf noktalarıyla canlı örneklerle size ilerleyen videolarda göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you